Herkese yeniden merhaba. Bugün retinoid dosyasının ikincisini çekiyorum. Bildiğiniz gibi 7 ay önce bir retinoid dosyası çekmiştim ben. Hatice ile beraber çekmiştik hatta. Fakat o videoda benim kendi deneyimlerimden bahsetme şansım olmamıştı. Bu 7 aylık süreçte hem kendim deneyimleme şansım oldu. Ben kozmetik bir ürün alıp denedim. Orada ilaç formunu denemedim. Tekrar altını çizmek isterim. Ve çok kapsamlı bir video olmasına rağmen o zamandan beri işte sürekli sen bir retinol nasıl, şu retinoid hakkında ne düşünüyorsun vesaire vesaire gibi sorular almaya devam ediyorum. O yüzden bu videoda hem böyle bu terimle ilk defa tanışanlar için hap bilgiler içerecek kısım olacak. Hem de piyasada beğendiğim retinoid içeren bütün ürünleri topladığım bir video olsun isterim. O videoda konuştuğumuz şeylerin kısa bir özetini geçmeye çalışacağım. Yani ne kadar kısa olabilirse benim videolarım uzun oluyor biliyorsunuz. O yüzden bu videoda büyük ihtimalle çok uzun olacak. Fakat konu başlıkları koyacağım videonun altına. İstediğiniz yerden izlemeye başlayabilirsiniz. Bazılarını kendiniz biliyor olabilirsiniz ama bu terimle ilk defa karşılaşan kişiler için hani bu ürünlere hemen atlamamaları için önceden bir sürü uyarı yapmak istiyorum. Kendi denediğim ürünlerden de bahsedeceğim ve daha öncesinde neler yaptığımdan hani ve bu süreçte işte retinol kullanma sürecinde neler yaşadığımdan falan da bahsetmek istiyorum. Yani bir anlam bütünlüğü olsun. Yani sadece ürünlerden bahsetmek istemedim. O yüzden video çok uzun olacak. Tekrar söylüyorum. Konu başlıklarını aşağıda bulabileceksiniz. Öncelikle kocaman bir uyarıyla başlamak istiyorum. Ben bir dermatolog değilim. Kimyager değilim. Estetisyen değilim. Dolayısıyla bir tüketici olarak bu araştırmaları kendim yaptığımı ve sizlere sunduğumu lütfen unutmayın. Burada bahsedeceğim hiçbir ürünü tavsiye etmiyorum. Hiçbiri ürün tavsiyesi değildir. Piyasadaki retinolleri hani bu videoda toplamam demek ürünleri tavsiye ettiğim anlamına gelmiyor. Ben sadece hani sizin için bir rehber olması için hangi üründe ne kadar retinol var, hangi üründe ne kadar retinal var bunlardan bahsetmek istiyorum aslında. Yani bir ürünü almadan önce benim bu ürüne ihtiyacım var mı? Ben bunu ürünü kullanabilir miyim diye önce kendinize sormanız gerekiyor. Ve mümkünse bir doktora danışmanız gerekiyor. Yani kendi araştırmalarınızı lütfen yapmanızı öneririm. Ve tekrar çok önemli bir uyarı daha. Hani videonun en başında söyleyeyim istedim bunu. Hamile ve emziren kişilere retinoid ürünlerinin hiçbiri önerilmiyor. Bunu da tekrar söyleyeyim. Çünkü bebeğe zarar verme durumu var. Ve de hamile kalmayı planlıyorsanız hani 3 ay öncesinden bırakmanız da tavsiye ediliyor. Aynı şekilde hassas ciltler için de bir uyarı yapayım tekrar. Dermatit, egzama, roza, sedef hastalığı gibi cilt hastalıkları yaşıyorsanız bu ürünler de size uygun olmayacaktır çok büyük ihtimalle. Mutlaka ama mutlaka doktora danışmanızda fayda var. Böyle bir içerik kullanmak istiyorsanız ona danışmadan kesinlikle başlamamanızı tavsiye ederim. Şimdi aralarındaki farklardan bahsedeceğim ama benim bildiğim kadarıyla retinal ürünleri, retinol demiyorum, retinal ürünleri egzamalı, rozalı kişilere öneriliyor bazı durumlarda. Fakat bu kesinlikle doktor kontrolünde başlanması gereken bir şey. Onu da tekrar altını çizeyim. Son bir uyarı daha. Eğer güzellik merkezlerinde lazer tedavileri, işte kimyasal peeling gibi uygulamalar yaptırıyorsanız gene bu süreçte retinoid ürünlerinden uzak durmanız iyi bir seçenek olabilir. Çünkü cildinizi daha kötü hassaslaştırabilirsiniz. Zaten lazer tedavileri, kimyasal peelingler bunlar cildi oldukça hassaslaştıran şeyler. Bir de üstüne retinoid kullandığınızı ben şahsen hayal bile edemiyorum hassas ciltli olarak. Onu da söylemiş olayım. Tedaviniz bittikten sonra, cilt böreğinizi onardıktan sonra belki başlamayı düşünebilirsiniz. Ama gene söylüyorum mümkünse bir uzmana danışın. Ve son uyarım da şu olacak. Eğer rutininizde düzenli olarak güneş kremi yoksa, yani her gün güneş kremi kullanmıyorsanız ve bu konuda kendinize güvenmiyorsanız retinoid ürünleri sizin için doğru ürünler değil. Bunu da söyleyeyim. Yani aslında hiçbir aktif içeriğin hayatınızda yeri olmamalı. Güneş kremi kullanmıyorsanız bunu da tekrar altını çizmek isterim. Son uyarımı da yaptıktan sonra artık başlayabiliriz. Şimdi retinoidlerin nasıl çalıştığına dair çok detaylı bir videomuz var zaten. Onu buraya bırakacağım. Ama ben bu videoda daha çok böyle hap bilgiler vermek istiyorum. Yani kaç tane türevi var. Daha sonra ürünlerden bahsettiğim zaman hani anlayabilmeniz için bunlardan bahsetmem lazım. Hızlı hızlı bahsetmeye çalışacağım o yüzden. Retinoid ailesi nedir? Bir bununla başlayalım isterseniz. Retinoidler aslında kozmetikte A vitamini türevlerine verilen ad diyebiliriz. Bu kocaman bir kategori ismi aslında. Altında bir sürü farklı türev var. Ve benim gördüğüm kadarıyla bu terimler birbirine çok fazla karıştırılıyor. O yüzden ben size kolaylık olması açısından kendim bir şablon hazırladım. Olabilecek en basit şekilde, en karmaşık olmayan yöntemle size anlatmaya çalışacağım şimdi. Retinoid ailesi dediğim zaman önümüze 4 ana türev geliyor. Ekranda da göreceksiniz. En güçlü formdan en zayıf forma doğru sıraladım. En yukarıdaki en güçlü, yani retinoik asit en güçlü form. Ardından retinal veya retinaldehit. İçerik listesinde bu şekilde görürsünüz. Retinal veya retinaldehit. Ardından retinol 3. sırada. Ve sonra da retinil esterleri göreceksin. Bunlar en zayıf formlar olarak biliniyor. Retinil esterleri cildinde sürdüğünüz zaman önce retinole dönüşüyor. Sonra retinale dönüşüyor. Ardından da retinoik asit, yani asıl aktif olan forma dönüşüyor. Dolayısıyla retinil esterler en zayıf form olarak yer alıyor bu listede.
Fakat bu hiç etkili değiller anlamına gelmiyor. Yani çok iyi antioksidan vitamin lensleri. Ama istediğiniz yoğun anti-aging etkisini bu içeriklerle alamayabilirsiniz. Ve piyasada çok fazla retinil ester içeren ürün var. İnsanlar retinol kullanıyorum zannediyor ama aslında retinil esterleri kullanıyorlar. İçerik listesinde nasıl bulabileceğini de zaten şimdi anlatacağım. Yani retinil esterler çok mu etkisiz eleman diyen kişiler için de aslında iyi bir başlangıç noktası olabilir. Özellikle retinoldan çok korkan kişiler için iyi bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum ben ama eğer yoğun bir anti-aging etki istiyorsanız bunlar sizin için yetersiz kalabilir. Şimdi en üstteki retinoik asit en güçlü form demiştik. Bu aslında kozmetik ürünlerde görebileceğiniz bir form değil. Çok güçlü çünkü. Bunu sadece ilaç formundaki ürünlerde görebiliyorsunuz. Yani doktorun reçete etmesi gerekiyor. Kozmetik ürünlerde ise diğer gördüğünüz 3 formu görebiliyorsunuz. Retinal, retinol ve retinil esterler. Bunlar kozmetik ürünlerde görebileceğiniz içerikler. Piyasada en çok aslında retinol ve retinil esterleri görüyorsunuz. Retinal dediğim gibi henüz yeni ve biraz da pahalı bir içerik olduğu için çok fazla markada görülen bir içerik değil. Ama retinoldan 11 kat daha güçlü olduğu için şimdi bir sürü marka kullanmaya başladı yavaş yavaş. Yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. Bu bilgi de aklınızın kenarında dursun. Retinoik asit türevlerine gelelim şimdi. Aslında ben bu videoda bundan bahsetmek istemiyorum. Haddime de değil zaten bunlardan bahsetmek. Ama gelen sorulardan çok fazla kafa karışıklığı olduğunu gördüğüm için gene de kısaca üzerinden geçmek isterim. Bunlar dediğim gibi ilaç kategorisinde satılan ürünler olduğu için doktor reçetesi olmadan kullanamıyorsunuz. Ve kullanmamalısınız da zaten. Çok güçlü ürünler çünkü. Doktor onayı olmadan bu tip ürün kullanmanın yani ilaç formundaki ürünleri kullanmanın ben şahsen doğru olduğunu düşünmüyorum. Buranın altını çizmek istiyorum gerçekten. Çünkü benim özellikle sosyal medyada gördüğüm kadarıyla tüketiciler hani bu ürünleri sanki kozmetik bir ürünmüş gibi takipçilerine öneriyor mesela. Böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Etik değil. Çünkü bunlar ilaç dediğin gibi ve doktorun reçete etmesi gerekiyor. Yanlış kullanımda cildinizi mahvetme durumunuz var. Kimsenin böyle bir şey isteyeceğini düşünmüyorum. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Kullanım konusunda da hani birkaç detay paylaşacağım. Hani bir sürü doktoru dinledim çünkü hani bu konuda. Hatta onlarla canlı yayınlarda yaptım. Kullanacaksanız şu şekilde kullanmanız lazım diye özellikle uyarılarda bulunuyorlar. Ben o uyarıların hepsini sizinle paylaşacağım. Ekranda ilaçların isimlerini ve içindeki aktif formları göreceksiniz. Bunların hepsi retinoik asit ailesinden diyebiliriz aslında. Bu da hani kafa karışıklığını gider diye düşünüyorum en azından. Akutan mesela oral olarak alınan bir ilacın ismi. İçerisindeki aktif ise izotretinoin diye geçiyor. Çok ileri seviye akne tedavisinde kullanılan bir ilaç bu. Retin A de gene ilaç ismi arkadaşlar ve bunun içerisinde de tretinoin bulunuyor. Bu hani cilde sürülen bir ilaç. Gene aynı şekilde akneliz mesela ilacın ismi, içerisindeki aktif formda retinoik asit. Ve son zamanlarda sıkça duymaya başladığınız iki tane daha ilaç var aslında. Gene bu hani aileden diyebileceğimiz. Bunlar üçüncü nesil retinoidler diye geçiyorlar aslında. Mesela Differin Gel'de Adapalen denen bu yeni nesil retinoid bulunuyor. Bir diğer ilaç da Tazorak veya Tazret diye bulabilirsiniz piyasada. Bunların içinde de Tazoroten denilen bir başka retinoid bulunuyor. Bunlar hem yeni nesil hem de çok güçlü oldukları için doktorlar tarafından da sıklıkla tercih ediliyorlar yani reçete etmek üzere. Benim gördüğüm kadarıyla böyle. Tekrar söylüyorum bunlar doktor onayı olmadan kullanılacak ürünler değil. Şimdi bütün hani retinoidler arasında benim en çok beğendiğime gelelim. Retinaller. Retinal ve retinaldehit diye geçiyor. İçerik listesinde her iki şekilde de bulabilirsiniz. Benim şu anda kullandığım form bu ve gerçekten çok memnunum. Çok konforlu bir kullanım sağlıyor. Gerçekten hani diğer kullanan kişilerden de hep duyuyordum ne kadar konforlu falan diye ama kendim deneyimleyince bir de hani retinoldan sonra deneyimleyince gerçekten farkı hissetme şansım oldu. Retinali cildinde sürdüğün zaman bir tane konversiyon istiyor. Yani retinoik aside çevirmek için. Dolayısıyla aslında daha hızlı çalışıyorlar. Retinola baktığınız zaman daha güçlüler ve daha hızlı çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum, retinoldan 11 kat daha güçlü ürünler. Ama ona rağmen hani benim deneyimime göre retinal retinoldan daha konforlu. Çok enteresan bir şekilde. Benim için hani kozmetikteki en güzel retinoidler bunlar gerçekten. Konforlu kullanım isteyen kişilerin bakması gerektiğini düşünüyorum. Retinoller ise içerik listesinde retinol olarak görürsünüz bu içeriği. Bunları cilde sürdüğünüzde önce retinale dönüşüyor, ardından retinoik aside dönüşüyor. Yani iki tane konversiyon istiyor. Piyasada en çok gördüğünüz ürünler bunlar aslında. Retinil esterler ve retinoller. En çok bunları görüyorsunuz piyasada. Ama burada bir uyarı yapmak isterim. Mesela retinol diye satılan bir ürünün içerisinde retinol göremeyebilirsiniz. Retinol yerine retinil palmitat kullanabilirler. Yani retinil esterleri kullanabilirler. Dolayısıyla içerik listesini mutlaka ama mutlaka okumanızı öneririm. Bir ürün alacaksınız. Çünkü dediğim gibi ürünün isminde retinol geçiyor olabilir ama içerik listesine baktığınız zaman retinol göremiyorsunuz. Mesela bir örnek vermek gerekirse Nippon Fab markasının
%0.3 retinol içeriyor diye pazarladığı bir ürünü var. Retinol Fix Serum Extreme. Bakın diyorsunuz ki vay harika bir ürüne benziyor. İçerik listesine bakıyorsunuz. İçerisinde retinol değil, retinil palmitat olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu tip pazarlama hatalarına kalmamanızı tavsiye ederim. Mutlaka içerik listesine bakın. Yani retinil palmitat var diye kötü demek istemiyorum bu arada. Sadece aldığınız şeyden emin olmanız için. Yani çünkü siz retinol alıyorum diye ürüne yöneliyorsunuz ama aslında başka bir ürün alıyorsunuz. Bunu da özellikle belirtmek istedim çünkü hayal kırıklığına uğrama şansınız var. Şimdi retinil esterlere gelelim. Retinil esterler en zayıf form dediğim gibi. Ve benim bulabildiğim kadarıyla 4 farklı çeşit retinil ester var sadece. Belki başkaları da var ama ben sadece 4 tanesini gördüm. Retinil propionat, retinil palmitat, retinil asetat ve retinil linoleat. Hani kendi gördüğüm kadarıyla söylüyorum. İçerik listelerine de baktım bir sürü ürünün çünkü. En çok retinil palmitat kullanılıyor arkadaşlar. Sebebini de bilmiyorum. Hani belki daha uygun fiyatlı olduğu için midir? Tam bilmiyorum. Belki daha stabildir. Çok emin değilim. Ama en çok retinil palmitat kullanılıyor gerçekten. Bunlar dediğim gibi yoğun anti-aging etki bekleyen kişileri hayal kırıklığına uğratacak. Ama ben çok hassas ciltliyim, benim için iyi bir başlangıç noktası olacağını düşünüyorum derseniz elbette iyi bir başlangıç noktası olabilirler sizin için. Ben birkaç tane örnek vereceğim bu videoda hani retinil ester içeren ürünlere. Ama benim bu videoda asıl odak noktam retinol ve retinal ürünleri olacak. Çünkü birçok insanın özellikle bu ürünleri çok merak ettiğini biliyorum. Piyasada hangi ürünler var şeklinde çok fazla soru geldiği için özellikle onlara odaklanacağım. Bir de gene bana gelen sorulardan yola çıkarak söylüyorum. İki tane daha formdan bahsediliyor. Granactive Retinoid ve Bakıçıyor. Bu iki içerik hakkında da kafa karışıklığı var çok fazla. O konuyla da alakalı kısaca açıklama yapayım. Granactive Retinoid aslında içeriğin trade name'i. Yani ticari adı diyebiliriz. Granactive Retinoid'in içerisindeki aktif olan içerik aslında kısaca HPR diye geçen hidroksipinak olan retinoat diye geçiyor. Ve bu içerik retinoic asit esteri diye kategorize ediliyor. Bu içerik hakkında detaylı bahsetmiştik aslında. Umut vaat ediyor olabilir fakat çok araştırılmış bir içerik değil maalesef. Şahsen ben hani cildime süreceğim bir retinoid içeriğinin daha fazla araştırmış olmasını bekliyorum. Dolayısıyla benim kullanacağım bir form değil bu. O yüzden şimdiye kadar kullanmayı hiç tercih etmedim açıkçası. Bakıçıyor ise bitkisel bir form ve hani A vitamini gibi davrandığı söyleniyor ciltte. Ama gene aynı hikaye, üzerinde yapılmış fazla araştırma yok. Özellikle son zamanlarda çok beğendiğim markalar bu içeriği kullanarak ürünler çıkardılar. Mesela Medicaid çok beğendiğim bir marka. Onun Bakıçıyor ürünü var. Aynı şekilde Neogen de mesela Bakıçıyor ürünü çıkardı. Tekrar söylüyorum, hakkında yapılmış çok fazla araştırma olmadığı için yerini kanıtlayamayız. Peki retinoidler ne yapıyor ve neden bu kadar çok yaygara kopartılıyor haklarında diye sorarsanız eğer. Aslında cilt bakımının kral içeriği olarak biliniyor retinoidler. Ve bence haklı bir yerleri var cilt bakımında çünkü her şeyi birden yapan bir içerik bu. Ve hakikaten de baktığınız zaman retinoidler yani bahsettiğim 4 ana kategori özellikle hakkında en çok araştırma yapılmış içeriklerden bir tanesi. Yani cilt bakımından bahsediyorum. Dolayısıyla haklı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Ve anti-aging adına özellikle çok önemli bir yere sahipler cilt bakımından. Ama baktığınız zaman ortaya çıkış hikayesi çok enteresan. Akne tedavisi için kullanılırken bir bakıyorlar ki kullanan insanların ciltleri güzelleşmeye başlamış, kırışıklıkları açılmış, böyle bir canlılık gelmiş. Yani böyle bir gençleşme durumu söz konusu olunca araştırmacılar bu konunun birazcık daha üzerine gidelim, biraz daha araştıralım, hani başka ne etkileri olabilir cilt bakımında diye ve anti-aging etkisini de bulmuşlar aslında. Yani hem aknelere iyi geliyor, antibakteriyel özelliğinden dolayı, hem sebum dengeleme özelliği de var. Dolayısıyla gözenek görünümüne de çok iyi geliyor. Aynı zamanda cilt dokusunu çok güzel yeniliyor. Bir yandan da kolajen üretimini tetikleyebildiği için cildinizin epidermis tabakasının kalınlaşmasına neden oluyor. Bu şekilde aslında kırışıklıklar daha az belirgin oluyor. Bizim deyimimizle kırışıklıklar açılıyor ve cilt daha genç gözüküyor haliyle. Elastikiyeti de arttırdığı için bu şekilde. Ve de hücre yenilenmesini inanılmaz hızlı bir şekilde teşvik ediyor. Yani skin cell turnover dediğimiz ciltten ölü derilerin atılması, alttan yeni cilt hücrelerinin yukarıya doğru çıkması. Böyle bir hani sürekli döngü halinde cildimiz kendini yeniliyor biliyorsunuz. Bu olayı inanılmaz bir şekilde hızlandırıyor. Ve aynı zamanda leke tedavisinde de mutlaka kullanıldığını görmüşsünüzdür. Leke tedavisinde de olmazsa olmaz içeriklerden bir tanesi. Bakın kaç tane faydasını söyledim. 6-7 farklı şeyi aynı anda yapabilen ender içeriklerden bir tanesi gerçekten. Dolayısıyla bir taşla bir sürü kuş vurmuş oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı özellikle Amerika'da ve Avrupa'da çok tercih edilen bir içerik. Tamam madem mucizevi bir içerik, niye o zaman herkes kullanmıyor bunu? Ya da sorumuz şu olsun, herkes kullanmalı mı? Bu sorunun cevabı aslında size bağlı arkadaşlar. Evet çok iyi bir içerik ama aynı zamanda çok fazla yan etkisi var. Gerçi kozmetik formlardan bahsediyorsak bu yan etkiler daha az görülüyor ilaç formundakilere göre. Daha az güçlü oldukları için. Ama cilt problemleriniz varsa,
yani akne gibi problemler yaşıyorsanız, anti-aging amaçlı kullanmak istiyorsanız kozmetik formlarıyla başlamayı düşünebilirsiniz. Neden olmasın? Dediğim gibi ilaç formundakileri zaten doktor onayından geçmeden kullanmıyorsunuz. Akne tedavisinde de kullanıldığı için, hani doktorlar verdiği için aslında başlama yaşı diye bir şey de yok. Yani çok genç yaşlarda başlayan kişileri de biliyorum. Hani 17-18 yaşına başlayan kişileri de biliyorum. Bu da kararı aslında siz kendinize soracaksınız yani. Cildimin buna ihtiyacı var mı yok mu? Mesela ben bu sene başladım. Yani 33 yaşındayım. 33 yaşına ben retinoidlere yeni başladım. Ama çok çok daha erken yaşlarda başlayan kişiler de var tabii ki. Mesela bana sorsanız 20'lerinde böyle bir içerik kullanmayı düşünür müydün diye. Düşünmezdim. Çünkü bana diğer soyucu asitler faydasıyla yeterli diye düşünüyorum. O yüzden hani cildimi bu kadar güçlü bir içeriğe bu kadar erken yaşta alıştırmak ister miydim bilmiyorum. Bu benim kendi fikrim ama. Bir de ben çok hassas ciltliyim yani. Kullandığım böyle yeni ürünlere cildim tepki gösterebiliyor kolaylıkla. O yüzden hani birazcık daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Erken yaşlılık belirtileri de göstermediğim için hani çok erken yaşta kullanmayı düşünmezdim. Bu benim fikrim dediğim gibi. Tamamen size kalmış bir karar bu. Evet, mucizevi bir içerik gerçekten. Ama herkes kullanmalı. Olmazsa olmaz bir ürün demek bence yanlış olur. Peki nasıl başlamalıyız? Şimdi kozmetik formlarından bahsediyorum. İlaç formuna girmeyeceğim. En düşük yüzdeyle başlamak gerekiyor. Çünkü en düşük yüzde de aslında çok etkili arkadaşlar. Önce ben hani retinil ester içeren bir ürüne başlayayım diyebilirsiniz tabii ki. Ama gerek var mı? Yok. Bence en düşük retinol içeren ürünle de başlayabilirsiniz. Benim piyasada bulabildiğim en düşük retinol yüzdesi %0.05. Bakın çok düşük bir oran gibi gözüküyor ama aslında gerçekten etkili ve gerçekten ciddi fark yaratacak ürünler bunlar. Şu anda piyasadaki en yüksek retinol yüzdesi %1 benim bildiğim kadarıyla. Fakat ben bazı ürünler gördüm. %1.5, %2 retinol içeren ürünler. Fakat onlar hakkında kaygılarım var. Onları size belirteceğim zamanı geldiği zaman. Ama piyasanın geneline baktığınız zaman %1'den yüksek ürün bulmanız zor. Zaten olmasın da bence piyasada o kadar güçlü ürünler olmasın. Yani şöyle düşünmemek lazım. Ne kadar yüksek bir oranla başlarsam o kadar iyi diye düşünmemek lazım. Ne kadar düşük bir yüzdeye de başlarsanız o kadar iyi. Sizin için o kadar hani cildinizin alışma süreci o kadar rahat olur. Bu da en önemli nokta bence. Cildinizi alıştırmak. Yani konforlu bir şekilde kullanıma devam etmeniz. Çünkü çok fazla yan etkisi var. Onlardan da bahsedeceğim zaten. Başlangıç retinol oranları şu şekilde %0.05 ve %0.2. Bu sizin için başlangıç noktası olabilir. Yani bunlar başlangıç ürünleri gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra cildiniz alışınca orta ve ileri seviye retinollere geçmeyi düşünebilirsiniz. Onlar da %0.3 ve %1 aralığındaki ürünler. Şimdi yan etkilerine gelelim. Zaten kozmetik ürünler daha zayıf olduğu için hani yan etki yaşar mıyım diye düşünmeyin. Çoğu kişi yaşıyor. İlaç formundakilerde çok daha yoğun şekilde yaşıyorsunuz. Ama kozmetik formundaki ürünlerde de yan etkiler yaşanıyor arkadaşlar. İlaç formundakilere göre daha konforlu. Onu söyleyeyim ya, daha az yan etki var. Fakat ben kendimden örnek vermem gerekirse ben uzun süre o retinizasyon denen süreci yaşadım. Retinizasyon bu arada işte bu yan etkileri yaşadığınız sürece verilen ad. Kullanmaya başladıktan 5. 6. günden sonra yaşamaya başlıyorsunuz ve bu hani 1 ay sürebilir, 3 ay sürebilir. Kimi kişiler için 3 ay sürüyormuş gerçekten. Neler yaşayabilirsiniz bu dönemde? Kuruluk, pul dökülme, cildin soyulması, kızarıklık, purging dediğimiz cildin sivilce kusması. Yani her zaman çıkardığınız yerlerde de sivilce çıkabilir. Çok alakasız yerlerde de sivilce çıkartabilirsiniz. Ben de mesela öyle oldu. Çok alakasız yerlerde sivilceler çıkardım. Hatta dermatit yaşayan kişiler de oluyor bu süreçte. Ve buna da retinoid dermatitis diyorlar. Yani retinoid kullanımına bağlı dermatit atakları bile geçirebilirsiniz. Okuduğuma göre hatta bu retinoid dermatit kullanan kişilerin %92'sinde gözlemleniyormuş. Bakın %92 çok yüksek bir oran gerçekten. Yani adımsamamak lazım. Yan etkileri çoğu kişi yaşıyor. Yaşamayabilirsiniz bu arada ama çoğu kişinin ben yaşadığını görüyorum şahsen. Şimdi bu süreci daha rahat nasıl atlatabilirsiniz? Onunla alakalı düşüncelerimi de paylaşacağım sizinle. Ben kozmetik formunu kullandım. Ona rağmen ben de bu süreci yaşadım. Şimdi neden en yüksek formla başlamamanız gerektiğini umarım anlatabilmişimdir. Çünkü çok fazla yan etkisi var. Peki hani madem böyle yan etkiler var niye kullanalım o zaman bu ürünü diyen kişiler de oldu. Çünkü cildiniz alıştıktan sonra inanılmaz bir değişim görmeye başlıyorsunuz cildinizde. Başka hiçbir ürünün veremediği etkiyi görebilirsiniz bu ürünler sayesinde. Gülü seven dikenine katlanır diyoruz ya. Tam anlamıyla bu. Yani dikenine birazcık katlanmanız gerekiyor. Ama sonra sizi çok mutlu ediyor. Yani tekrar altını çiziyorum. En güçlü formla başlayayım. Benim cildim kaldırır diye düşünmeyin.
Gerçekten düşünmeyin. Cildinize yarar değil, zarar verebilirsiniz çünkü. Sabrın sonu selamettir diyoruz. Ve en düşük yüzdeyle başlayıp daha sonra yükseğe doğru çıkıyoruz. Şimdi cildi nasıl alıştıracağız peki? Kendimden örnek vermem gerekirse ben düşük bir retinol yüzdesiyle başladım. Dermobian markasının Melacure XA diye bir ürünü var. Aslında bu bir leke ürünü. Yani içerisinde %5 tranexamik asit var. Başlangıç yüzdesi %0.1 retinol bulunuyordu. Bence güzel bir başlangıç yüzdesiydi. Fakat ben ciddi bir retinolizasyon sürecinden geçtim bu ürünü kullanırken. Yani cildimde çok böyle kuruluk yaşamadım ama sivilce atakları geçirdim. Alakasız yerlerde sivilceler çıktı. Sonra araya yaz girdi. Yaz tatili girdi ve 2-3 ay boyunca ben retinol kullanmama kararı aldım. Hani cildimi daha kötü hassaslaştırmayayım, güneşe de çıkacağım falan diye. Fakat sonra hani cildim nasılsa alışık benim retinole diye %0.2 retinol içeren Selfless by Hyram'ın Retinol Rainbow Algae serumunu almıştım. Onu kullanmaya başladım. Bir baktım ben gene retinizasyon sürecinden geçiyorum. Üstelik bu sefer daha da kötü bir retinizasyon sürecinden geçtim. Yani gene sivilce atakları geçirdim bu dönemde. Sonra dedim ki ben retinoidleri bırakmıyorum arkadaşlar. Bütün sene kullanmaya devam ediyorum. Tekrar tekrar bu retinizasyon sürecinden geçemem diye hiç bırakmamaya karar verdim. Ya işin dalgası tabii ki bu arada bırakabilirim. Yani cildimin iyice alışacağını düşünüyorum çünkü. Şu anda ise %0.03 retinal içeren bir ürünle devam ediyorum. Tekrar altını çiziyorum. Retinal ürünleri retinol ürünlerinden 11 kat daha güçlü. Dolayısıyla aslında bayağı güçlü bir ürün kullanıyorum şu anda. Yani yavaş yavaş arttırdım dozları gördüğünüz gibi. O yüzden aslında benim için ideal bir geçiş süreci oldu yani bu. Gördüğünüz gibi dozu yavaş yavaş arttırdım. Şu anda müthiş konforlu bir rutinim var. Yani hiçbir iritasyon yaşamıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hassas ciltli olmama rağmen cildim alıştı ve çok mutlu mesut devam ediyoruz kendisiyle. Yani artık kavga etmiyoruz. Çok mutluyum. Ve gördüğüm faydalardan da bahsedeceğim az sonra. Şimdi bu alıştırma meselesinde neler yapılabilir diye hiç abartmıyorum. Onlarca doktor dinledim. Hem YouTube'dan hem TikTok'tan. Allah'ım yani bulabildiğim her dermatoloğu dinledim diyebilirim. Hepsi farklı farklı yöntemler söylüyor. Alıştırmak için yani cildi alıştırmak için. Mesela Doktor Shah diye çok sevdiğim bir doktor, dermatolog doktor var. Onun yöntemini paylaşayım sizinle. Retinoik asit içeren bir ilaç formunu kullanıyorsanız diyor. Haftada 2 ile başlayın. 1 ay boyunca. Sonraki ay 2 günde 1'e çıkın. 3. ayda her güne çıkabilirsiniz diyor. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika'daki doktorların genel söylemi bu. Yani haftada 5 gün 7 gün arası kullanabilirsiniz. Yani cildinizi buna alıştırın diyorlar. Ve ilaç formundakiler için söylüyorlar bunu. Ama ben yani ben cesaret edemem o kadar çok kullanmaya. Bu kısım dediğim gibi size kalmış. Doktorunca da danışmanınca tavsiye ederim özellikle ilaç formundakiler için. Ben şu anda retinoli haftada 4 kullanıyorum ve bence gayet yeterli. Gayet yeterli yani. Kozmetik formunda bir ürün kullanacaksanız. Mesela Medicaid. Benim şu anda kullandığım ürün Medicaid Crystal Retinal 3. Bunun paketinde yazan talimat şöyle. Yani bu kozmetik bir ürün bakın. İlk 2 hafta haftada 2 gece kullanın. 2. hafta gün aşırı kullanın. Sonraki haftalar her gece kullanın yazıyor. Ama ben gene mesela bu ürünü de her gün kullanmam. Haftada 4 bence ideal. Belki hani 5'e de çıkabilirim ama haftada 4 benim için... Yani şu anda gördüğüm etki açısından benim için yeterli. Bu benim kişisel görüşüm bu arada. Kendi kişisel deneyimim böyle. Ben şahsen retinoid ürünlerini her gün kullanma taraftarı değilim. Sebeplerinden de bahsedeceğim. Çünkü başka şeyler kullanmayı da sevdiğim için. Hani her gün kullandığımı hayal edemiyorum şahsen. Bu da en önemli nokta bence arkadaşlar sabırlı olmak. Çünkü çoğu kişi bu retinizasyon sürecinden geçerken ya bu ürün bana kesinlikle yaramadı deyip bırakıyor. Yani ürünleri bırakıyorlar, kullanmayı bırakıyorlar. Sabırlı olup bu retinizasyon sürecini atlatırsanız günün sonunda sizi çok mutlu edecek ürünler bunlar. Peki bu retinizasyon sürecini neden yaşıyor? Yani neden cildimizde böyle bir etkisi oluyor? Daha önce anlatmıştım skin cell turnover dediğimiz cildin yenilenme kapasitesini çok hızlandırdığı için. Bu süreç normal şartlarda mesela 28-30 günde cildiniz kendini yeniliyor. Tüm normal şartlarda yani genç bir cilt için mesela böyle. Yaşlandıkça bu yavaşlıyor. Bu süreç de yavaşlıyor. Retinoid ailesi ise bu süreci ciddi anlamda hızlandırıyor. Yani o 28-30 gün demiştik. Retinoidler sayesinde bu süre 18-22 güne iniyor. Yani ne kadar hızlandırıyor. Cildin yenilenmesini hızlandırdıkları için alt taraftaki bir sürü sivilceyi yüzeye çıkarma durumu olabilir. Yani alt taraftaki bekleyen komedonlar üst tarafa çıkıyorlar ve sivilce problemini bu yüzden yaşıyorsunuz. Bu durum dediğim gibi sabır işi. Gerçekten ürünü kullanmaktan vazgeçmeyin. Sabırlı olun bu süreçte. Çünkü retinoidlerin etkilerini bir ay sonra görmeye başlıyorsunuz. Yani ilk etkilerini bir ay sonra görmeye başlıyorsunuz. Tam etkilerini ise 3 ay, 6 ay sonra görebilirsiniz. Bir sene sonra ise gerçekten büyük bir fark göreceğini düşünüyorum. Çoğu kişinin hani deneyimi bu şekilde. Bir sene sonra çok ciddi bir fark
yaşanıyor ciltte. Yani zaten cilt problemleriniz varsa siz fark edersiniz bunu çok rahat bir şekilde. Etrafınızdakiler de fark edecektir ama. Özellikle böyle sizi uzun süredir görmeyen kişiler fark ediyor. Ne kadar sürmeli konusuna gelelim. Çok az sürmelisiniz. Bakın kozmetik formlarını da az sürmek gerekiyor. İlaç formundakini çok az sürmek gerekiyor. Ondan da bahsedeceğim. Hani bir yine doktorlardan dinlediğim kadarıyla. Kozmetik formunda olanlar için yani retinol ve retinaller için bir bezelye tanesi yani pea size diyorlar. Onu bütün yüze yayıyorsunuz. Ama nasıl yayıyorsunuz? Mesela işte yanaktan sürmeye başlamayın. Kozmetik formunda olanlar için Dr. Sam Bonting diye çok ünlü bir dermatolog var. İngiliz dermatolog. 13 dot teknik diye bir uygulaması var. Yani 13 nokta uygulaması. 3 tane nokta alnınıza, 3 nokta yanaklara, 2 nokta burna, 2 nokta da çeneye. Ve bunu bütün yüzünüze yayıyorsunuz alnınızdan. Nokta şeklinde olması önemli çünkü eşit yayılması lazım. Yani ürün güçlü olduğu için eşit yayılması önemli. Bu şekilde sürebilirsiniz. İlaç formunda olanları ise zaten doktorunuz sizi uyaracaktır çok az sürmeniz konusunda. Bir mercimek tanesi bütün yüzünüze yetecek şekilde gene böyle hani belki 1, 2, 3, 4 nokta şeklinde yapıp yayabilirsiniz. Bu tekrar ediyorum ilaç formundakiler için geçerli. Zaten doktorunuz da sizi uyaracaktır bu konuda. Hassas bölgelere dikkat edin diye bir sürü doktordan da duymuşsunuzdur bu uyarıları. Göz çevresi için, dudak çevresi için, burun kenarları için özellikle. Yani bu hassas bölgeler dediğimiz yerler bunlar. Onları önceden korumayı düşünebilirsiniz. Mesela bazı doktorlar vazelin sürmenizi öneriyor bu bölgelere. Çünkü bu bölgelerde deriler birazcık daha ince olduğu için hassasiyet yaratma riski daha yüksek. Yani özellikle göz çevresinde insanlar çok fazla problem yaşıyormuş sanırım. Ben de mesela retinol veya işte retinal sürmeden önce göz kremimi sürüyorum. Göz kremimden hani elimde kalan, arta kalan kısımları da burun kenarlarıma ve dudak çevreme de sürüyorum arkadaşlar. O şekilde aslında biraz korumuş oluyorum diyebilirim. Siz de öyle yapabilirsiniz isterseniz. Burada mesela eğer göz kremi kullanmak istiyorsanız içerisinde soyucu asit olmamasına dikkat edin. Bir de boyun kısmı var. Boyun kısmını sürmeyin diye çok fazla uyarı görmüş olabilirsiniz. İlaç formundakiler için geçerli olabilir bu gerçekten. İlaç formundakiler çok irite ediyormuş çünkü boynu özellikle. Hani ne bileyim yatıyorsunuz, yattığınız yerde işte iritasyon yapabilirmiş falan. Ben mesela kozmetik formunu kullandığım için ben bir sıkıntı yaşamadım. Ben boynuma da kullanıyorum. Ama kozmetik formunda bir ürün kullandığım için bir sıkıntı yaşamadım. Bu da gene hani gözlemleyerek gitmenizde fayda var. Böyle ben mesela hani göz çevresi için özel formüle edilmiş retinol içerikli ürünlere bakabileceğini düşünüyorum. Yani retinollü göz kremleri var piyasada bir sürü. Ekranda resimlerini koyarım bulabildiklerimin. Bunlara da bakılabilir kesinlikle. Yani bu tarz bir ürün kullanmayı da düşünebilirsiniz. Şart mı derseniz hayır kesinlikle şart değil. Ama hani ben göz çevreme özel ürün tercih ediyorum. Orası için özel test edilmiş olsun vesaire diyorsanız bunlara da bakabilirsiniz bence. Sandviç metodunu bir sürü doktorun ağzından da duymuş olabilirsiniz. Buna da değinelim. Önce nemlendirici sürüyorsunuz. Sonra retinolü sürüyorsunuz. Ardından tekrar nemlendirici sürüyorsunuz. Yani iki nemlendirici katmanı arasında retinolü hapsetmek bu şekilde özetleyebiliriz. Yaşayacağınız hassasiyetleri minimuma indirmek için ortaya atılmış bir yöntem bu. Çoğu kişi de bu şekilde çok daha rahat bir deneyim yaşadığını söylüyor. Kesinlikle mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yapılabilir bence de. Özellikle ilaç formunu kullanan kişiler için bu yöntem mantıklı olabilir bence. Bu şekilde cildi daha kolay alıştırabilirsiniz. Ben şahsen bunu hiç uygulamadım. Ben kozmetik formunda ürün kullandığım için elinizdeki ürün çok güçlüyse belki böyle bir yöntemle devam etmeyi düşünebilirsiniz. Bir de mesela seçtiğiniz nemlendiricide lütfen soyucu asit, C vitamini falan gibi şeyler olmamasına dikkat edin. Yani basit içerikli bir nemlendirici olsun ki cildini daha da irite olmasın. Bir diğer gelen soruda kuru cilde mi sürmek lazım? Hayalde bu şekilde uyarılar var şeklinde bir soru da var. Evet, çok ıslak cilde sürmemeniz lazım. Yani hani ıslak cilde sürdüğünüz zaman çünkü hani su geçişi kolaylaştırdığı için daha fazla iritasyon yaşayabilirsiniz sonrasında. O yüzden çok ıslak cilt olmaması gerekiyor. Yani mesela atıyorum nemlendirici bir tonik sürdünüz, sonra arkasından serumunuzu sürdünüz, ardından retinol ürününü uygulayabilirsiniz. Ama cildinizin çok ıslak olmamasına dikkat edin. Yani biraz emilsin, biraz bekleyin, biraz kurusun cilt. Ondan sonra retinol ürünü uygulayın. Ben de çoğu zaman bu şekilde yaptım. Yani ürünlerin emilmesini bekleyin retinol kullanmadan önce. Neyle kombinleyelim, neyle kombinlemeyelim? Çok basit bir soru. Hemen cevabını vereyim. Destekleyici içerikler. Peptidler, özellikle anti-aging adına konuşuyorsak peptidler çok önemli. Niasinamid, B3 vitamini kesinlikle her cilt tipine uyabilecek en iyi içerik. Özellikle retinolle çok güzel çalışıyor. Seramitler, doğal nemlendirici faktörler ve de hyaluronik asit de özellikle kuruluğu da geçirmeye yardımcı olacaktır. Retinolun yarattığı kuruluğu geçirmeye yardımcı olacaktır. O yüzden hani böyle hümektan olarak çalıştığı için çok faydalı. Peki hangi içeriklerle birleştirmeyelim?
EHA, BHA, PHA gibi soyucu asitlerle birleştirmeyin. Aynı rutinde birleştirmeyin en azından. Hani dönüşümlü kullanmayı düşünebilirsiniz. Bir akşam onu kullanırsınız. Bir gün ara verirsiniz. Ardından retinol kullanırsınız gibi gibi. Yani bu şekilde ara vererek kullanmaya çalışın. Benzoil peroksitle asla birleşmemesi gerekiyor. C vitamini ile aynı rutinde birleşmemesi lazım. Yani güçlü aktifler, farkındasınız. Hepsi güçlü aktifler. Soyucu aktifler olduğu için bunlarla birleştirmemeniz gerekiyor aynı rutinde. Fakat şimdi bazı ürünler var ki ürünün içerisinde hem C vitamini var, hem retinol var, hem glikolik asit var mesela, EHA türevi. Yani bunlar özel formüle edilmiş ürünler olduğu için bunlarda sıkıntı yok. Büyük ihtimalle kapsüllenmiş oluyor bunlar ve önce cildinize işte C vitamini veriyor. Daha sonra yavaş bir salınımına glikolik asidi veriyor. Ardından daha yavaş salınımına retinol veriyor falan. Yani böyle piyasada böyle bir sürü farklı aktifi birden içeren ürünler var. Ama bunlar hani özel formüle edilmiş oldukları için bunlarda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum şahsen. Ama kendiniz, hani bende hem C vitamini serumu var, hem EHA serumu var, hem retinol var. Hepsini aynı anda kullanabilir miyim? Bu şekilde bir uygulama söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ve şunu da ekleyeyim. Retinol çok fazla içerik sevmiyor aynı rutinde. Yani bırakın işini yapsın. Tek başına kullanın onu. Çok fazla içerikle birleştirmeye çalışmayın. Onu da eklemiş olayım. Bir de şuna dikkat edebilirsiniz mesela. Ne amaçla kullanıyorsunuz? Ben sivilce için kullanıyorum diyorsanız eğer, cildiniz alıştıktan sonra retinole, bir de mesela rutininize bir BHA ürünü eklemeyi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde niacinamide de olmalı mesela rutininizde. Bu şekilde uzun vadede çok daha faydasını görürsünüz. Yaşım da var, anti-aging amaçlı kullanmak istiyorum diyorsanız eğer, o zaman peptidlerle mutlaka birleştirin bence. Gene söylüyorum, cilde alıştırdıktan sonra sabahları mesela C vitamini serumu kullanıp akşamları retinol kullanabilirsiniz. Ama burada gerçekten cildi dinlemek gerekiyor. Yani cildin ihtiyacına göre gitmek gerekiyor. Bir gözlemleyin mesela, bazı günler C vitamini cildinize çok fazla gelebilir. Mesela ben bir dönem C vitamini kullanmayı bıraktım retinol kullanırken. Çünkü cildim çok fazla yakıyordu. Hani önceden yakmayan bir ürün retinol kullanmaya başladıktan sonra cildim çok fazla yakmaya başladı. Böyle şeyler yaşayınca hani tamam, demek ki bu benim cildime fazla geliyor deyip o ürünü kullanmayı bırakıyorum. Retinol'e devam ediyorum sadece. Burada gerçekten cildinizi dinlemek, cildinizi gözlemlemek, ona göre rutini oluşturmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Ben bu arada önümüzdeki günlerde retinal rutini nasıl yapıyorum onu da göstereceğim. Hani retinal dışı günlerde neler yapıyorum onu göstereceğim. Farklı farklı rutinler göstereceğim elimden geldiğince. Ama şunu söylemek istiyorum. Ne kadar az ürün olursa rutininiz de o kadar iyi. Yani özellikle retinol kullanırken çok fazla bir şeye ihtiyacınız yok gerçekten. Çünkü tek başına çok fazla şeyi birden yapıyor. Bu arada yazın kullanalım mı meselesine gelirsek, aslında yazın kullanmaya devam edilebilir. Yani bir sürü doktor da bu şekilde açıklama yapıyor. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama cildinizi güneşten koruyacağınıza eminseniz ve sık sık güneş kremi tazeleyeceğinize eminseniz, deniz tatiline çıkmıyorsanız, evet, retinol kullanmaya devam edilebilir. Ben mesela kullanmaya devam etmeyi düşünüyorum bu yaz. Yani cildimi iyi koruyorum, hani çok fazla güneşe çıkmıyorum, gölgede durmaya çalışıyorum. Zaten sık sık güneş kremi tazeliyorum. Ya benim için sorun olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben kullanmaya devam edeceğim yazın. Geçen yaz yaptığım hatayı yapmayacağım, ara vermeyeceğim yani. Ama bu da gerçekten kendinize sormanız gereken sorular var. Güneşte duracak mıyım çok fazla? İşte sürekli güneş kremi sürebilecek miyim? Bu sorulara cevabınız evet veya hayırsa kullanıp kullanmamayı siz karar verebilirsiniz. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ya Çisam, sen neden ilaç formundaki ürünleri kullanmıyorsun? Hani madem başladın, ilaç formundaki ürüne niye geçmiyorsun? Bir doktorla görür, sana reçete etsin falan. Şimdi ben buna şöyle bir cevabım var. Ben hassas ciltliyim. Çok güçlü bir ürüne ihtiyacım olduğunu şu anda düşünmüyorum. Kozmetik formundaki ürünler bana fazlasıyla yetiyor. O yüzden ben kozmetik formundaki ürünlerle devam edeceğim. Uzunca bir süre devam edeceğim. Belki 40-45 yaşına geldikten sonra o zaman ilaç formundaki ürünlere geçmeyi düşünebilirim. Yani çok güçlü bir ürüne ihtiyacım olduğunu düşündüğüm zaman o tarz bir ürüne geçmeyi düşünebilirim. Bu benim kendi fikrim. Herhangi bir cilt problemi yaşamıyorum. Yani bir akne problemim de yok mesela. Akne problemi yaşıyor olsaydım gene ilaç kullanmayı düşünebilirdim. Ama öyle bir problemim yok. Dolayısıyla şu an için gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir de ben hani cilt bakımına bir yolculuk olarak bakıyorum. Yani hani bu kadar erken yaşta bu kadar yoğun aktifler içeren ürünler kullanma hedefim yok. Yani olabildiğince geç yaşta kullanmaya bakacağım açıkçası. Önemli nokta cildinizi iyi dinlemeyi başarabilmek. Ben onu iyi başardığımı düşünüyorum ve bu şekilde mutluyum yani. Birkaç tane daha püf noktası söylemek istiyorum size. Özellikle hani çok fazla insan dinledim yani bu konuda. Yurt dışında takip ettiğim bir sürü skinfluencer da var. Mesela Gotamist de bunlardan bir tanesi. Benim en sevdiğim skinfluencer da biliyorsunuz zaten. Özellikle retinoidlere başlayan kişiler için şöyle bir öneride bulunmuştu ve ben çok mantıklı bulmuştum bunu. Kendim de uyguladım. Çok faydasını gördüm. Sizinle paylaşmak istiyorum o yüzden. Şöyle bir öneride bulunmuştu.
retinoidlere başlamadan önce cilt bariyerinizi güçlendirmeye çalışın. Çünkü o retinizasyon sürecinde çok ihtiyacınız olacak güçlü bir bariyere demişti. Ve hakikaten de çok haklı. Bunun için ne yapabilirsiniz? İşte azeleik asitli, niasinamidli ürünler, seramitli ürünlere yağ verebilirsiniz rutininizde cilt bariyerinizi güçlendirmek için demişti. Çok mantıklı gerçekten. Ben de uzunca bir süre zaten azeleik asit kullandım. Niasinamid zaten hani mutlaka bir ürünümün içerisinde oluyordu. Seramitli ürünlere de dönem dönem yer verdim. Yani çok düzenli kullanmasam da ara ara kullandım gerçekten. Ve hani evet bir retinizasyon süreci geçirdim ama böyle çok uzun sürmedi Allah'tan. Kısa sürdü yani 2 hafta 3 hafta kadar sürdü. Hayrım'ın ürününde bir ay kadar sürmüştü ama o daha güçlü olduğu için diye düşünüyorum. Gene de hani iyi atlattım bu süreci bence. Peki Çisem sen nasıl bir rutin uyguluyorsun derseniz, dediğim gibi ben hani detaylı rutin videoları çekeceğim ama kısaca özetlemek gerekirse şu anda haftada 4 gün retinol kullanıyorum. Mesela bir gün retinol kullanıyorum, ertesi gün işte sakinleştirme, güçlendirme rutini uyguluyorum. Sonraki gün gene retinol, ondan sonraki gün gene sakinleştirme, nemlendirme. Haftada bir günde asit rutinim var. Asitlerden tamamen vazgeçmedim. Çünkü onların da faydasını görüyorum. Özellikle BHA ürünü mutlaka kullanmak istiyorum yani. BHA'dan çok fayda gördüğüm için sıvıcalar konusunda. Peki nasıl bir fayda gördün diye sorarsanız hani retinollerden. Şöyle bir fayda gördüm yani özellikle en çok. Yani cildim iyice alıştıktan sonra. Şöyle yaptığım zaman görebiliyor musunuz? Cildim daha böyle bouncy gözüküyor. Yani daha böyle elastik gözüküyor. Öncekine göre. Bir de doku anlamında bir fark var bence. Yani daha pürüzsüz bir dokuya sahip şu anda cildim. İlginç bir şekilde. Hani belki bunu soyucu asitlerle alamaz mıydım? Alabilirdim. Emin değilim. Retinoller birazcık daha farklı çalışıyor ciltte. O yüzden daha fazla etki gördüğümü düşünüyorum. Yani en çok cilt dokusunda düzelme gördüm ben. Ve bunu siz göremiyorsunuz kameradan büyük ihtimalle. Çünkü hep makyaj var yüzümde. Ama ben mesela cildimi yıkarken, cildime dokunurken o doku farklılığını anlayabiliyorum. Yani ekrandan siz anlamıyor olabilirsiniz ama ben kendim anlayabiliyorum yani farkı. O yüzden çok memnun kaldım gerçekten deneyimimden. Uzunca bir sürede kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi kendi kullandığım ürünlere gelelim. 3 tane ürün denedim ben şimdiye kadar. İlki Dermabiye'nin Melacur Boost XA ürünü. Bunun içerisinde dediğim gibi %5 tranexamik asit var. %0.1 retinol var. Bu aslında bir leke ürünüydü. Ve gerçekten çok iyi bir üründü. Yani piyasadaki en iyi leke ürünlerinden bir tanesi. Orta seviye diyebileceğim bir retinizasyon süreci geçirdim bununla. Ve buna ben iyi bir başlangıç ürünü diyebilirim. Kesinlikle başlangıç ürünü isteyen kişiler bakabilirler. Özellikle leke konusunda çok fayda görebileceğiniz bir ürün bu bence. Sonraki denediğim ürün Sartorius by Hyrum'un Retinol ve Rainbow Algae serumu oldu. Bunda da %0.2 oranında retinol var arkadaşlar. Başlangıç ürünü mü diye sorarsanız evet aslında hani başlangıç ürünü olabilir. %0.2 çünkü. Ama gene çok hassas ciltlileri irite edebilir. O yüzden belki öncesinde birazcık daha düşük bir oranla başlamanızda fayda var diye düşünüyorum. Cildinizde ciddi anlamda fark yaratabilecek bir ürün bu gene bence. Ve her cilt tipine uygun formüle edilmiş. Gerçekten içeriği çok minimal, çok güzel bir içerik listesi var. Piyasadaki en iyi retinol ürünlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani Hyrum'un en iyi ürünü bu hatta. Onunla da alakalı bir video çekmiştim. Diğer serideki ürünleri merak ediyorsanız bütün deneyimlerimi paylaşmıştım bakmak isteyenler için. Şu anda da Medicaid'in Crystal Retina 3 ürününü kullanıyorum. Yani 0.03 oranında retinol içeriyor bu. Zannediyorum hani büyük ihtimalle cildim alışmış olduğu için. Ben bir üründe herhangi bir hassasiyet yaşamadım. Retinizasyon süreci asla yaşamadım. O kadar konforlu bir ürün ki. O kadar rahat bir kullanımı var ki. Hani insanların biraz abarttığını düşünüyordum ürünü. Ama şimdi neden bahsettiklerini anlamış oldum. Ben de deneyimleyince. Çok pahalı bir ürün bu arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı. Yani ben bu sene 8 Mart Kadınlar Günü indirimi vardı. O zaman 600 liraya almıştım. Şu anda fiyatı 715 TL. Yani bu fiyatı hak eder mi sorusunun cevabı eğer bütçeniz varsa yani bakabileceğiniz bir ürün. Hani ben tek bir ürünü almak istiyorum. Bir sürü şeyi birden yapsın. 3-4 farklı ürünü almak istemiyorum. Tek bir ürünle bir sürü şeyi birden halletsin istiyorum cildimde diyorsanız evet bakabileceğiniz bir ürün. Yani 3-4 serum fiyatına denk geliyor çünkü. Yani benim 3 ürün arasında en beğendiğim ürün bu oldu. Hatta bunun işte 1 versiyonu var, 6 versiyonu var, 10 versiyonu var. Hani gittikçe arttırabiliyorsun. Aynı serinin işte daha güçlü retinol içeren ürünleri de var. Dolayısıyla hani mesela 1 ile başladınız, sonra 3'e devam ettiniz, sonra 6, sonra 10'a devam edebiliyorsunuz. Yani öyle de bir güzelliği var. Fiyatını hak eder mi diye soran kişiler için dediğim gibi bütçe meselesi. Bütçeniz varsa gerçekten çok konforlu bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama hani olmazsa olmaz bir ürün asla değil. Tabii ki değil. Hiçbir ürün için hani bunu söyleyemem zaten. Yani olmazsa olmaz bir ürün diyemem.
Eğer dediğin gibi nokta atışı yapmak istiyorsanız, 3 farklı serumun yaptığı işi yapsın diyorsanız evet mantıklı olabilir. Bu arada ben daha uygun fiyatlı retinol ürünleri buldum. Onları da paylaşacağım. Ben de onları denemeyi düşünüyorum bir sonraki süreçte. Bu elimdeki ürün bitince. Elimde olan 3 farklı ürün daha var. Onlardan da bahsetmek istiyorum size. Bunu henüz yeni aldım aslında. Skin Pastel markasının %0.1 retinol içeren ürünü. Bunu neden aldım? Çünkü yaz için elimde böyle düşük retinol içeren bir ürün olsun istedim. Çünkü yazın da kullanmayı bırakmayı düşünmüyorum, tekrar söylüyorum. O yüzden hani yaz için çok güçlü bir ürün istemiyorum. Daha böyle düşük yüzdeli retinol içeren bir ürün olsun isterim elimde. Bunun da fiyatı indirimdeydi. Trendyol'dan aldım ben bunu. Uygun fiyatlı, beğendiğim retinol ürünler arasında. 170 lira gibi bir fiyatı olmadı. Yani bir retinol ürününe göre iyi bir fiyat bence. Ve içerik listesini oldukça beğendim. O yüzden de buna bir şans vermek istiyorum yaz ayları boyunca. Dermabien'in Dermis Vital Regenerating Serum %0.5 retinol içeren ürünü. Bu da elimde olan ürünlerden bir tanesi. Bu Dermabien'in son çıkardığı serum aslında. İçerisinde hem çinko var, niasinamid var, %5 oranında beta-glukan var ve neodermil diye patentli bir içerik de var. Özellikle böyle anti-aging adına güzel bir ürün diye düşünüyorum bu. İçerik listesini genel çok beğendim bu ürünün. Bunu da denemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Çünkü bunda %0.5 retinol var. Bu da güçlü bir ürün. Bayağı güçlü bir ürün. Bunu da elimdeki Medicaid bitince açacağım arkadaşlar. Bu arada ben hani gördüğünüz gibi aynı anda 10 tane ürün açıp olmuyor. Çünkü retinol ürünleri çok çabuk bozuluyor. O yüzden bir ürünü bitirip diğerini açmanın da fayda var. Elimde bir ürün daha var retinol içeren. Drunk Elephant markasının A Passione Retinol Kremi. Bunun içerisinde %1 retinol var arkadaşlar. Çok güçlü bir ürün bu. Gerçekten bunu kullanabilecek miyim bilmiyorum. Bununla ilgili nasıl bir deneyim yaşayacağım çok merak ediyorum. Ama bu da içeriğini çok beğendiğim retinollerden bir tanesi ama ürünü seven ve sevmeyen de çok kişi var bu arada. İnternette yorumlarını görebilirsiniz. Benim çok merak ettiğim bir üründü zaten. Deneyimlemek istiyorum ben de. Acele etmiyorum dediğim gibi. Çünkü %1 gerçekten yüksek bir oran. Ve cildimin hazır olup olmadığından çok emin değilim şu anda. Şimdi gelelim hazırladığım retinoid dosyasına arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsini ben içeriğine baktım. Onlarca ürün taradım. Hani piyasada neler var hepsine bir baktım açıkçası. Beğendiklerimle bu listeye aldım diyebilirim. Ama farkındaysanız 3 tane deneyimim oldu sadece. Diğerlerini denemedim. Dolayısıyla tekrar altını çizim. Hiçbir ürün tavsiyesi değildir. Ben sadece hangi üründe ne kadar retinol var, ne kadar retinol var onları size aktarmak istiyorum. Hani yani seçmesi sizin için daha kolay olsun diye yapıyorum bunu. Ürün tavsiyesi asla değildir. Tek altını çizeyim. Sonra hani Çesem sen bu ürünü anlatmıştın, hiç memnun kalmadım diye bana saldırmayın lütfen. Çünkü hiçbirini denedim diye anlatmıyorum. Sadece piyasada böyle ürünler var, bilginiz olsun diye dosya şeklinde hazırlamak istedim. Bu arada gönül isterdi ki hepsinin içerik listesini ekrana koyayım ama öyle bir dünya yok. Yani bu video bir ayım alır çünkü onlarca üründen bahsedeceğim. Hepsinin detaylı içeriklerinden bahsetmeyeceğim. Sadece retinol oranlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Yani içerik listelerini bulmak bir Google arama motoruna isimlerini yazmaya bakıyor gerçekten. Bir de bütün bu ürünler arasında benim almayı düşündüklerim var. Yani bu ürünler benim radarıma girdi. Kesin alışveriş listeme girdi dediğim ürünler de var. Onlardan da en son bahsedeceğim. Bu arada bazılarının retinoid oranlarını buldum. Bazılarını bulamadım arkadaşlar. Bulamadıklarımı da belirteceğim sizin için. Şimdi en güçsüz olan üründen en güçlü ürüne doğru gidelim isterseniz. Şimdi retinil esterleri ve hani diğer farklı formlar var demiştik ya. HBR gibi, Bakuchiol gibi. Onların hepsini ekranda görebileceksiniz. Mesela The Ordinary'nin Grand Active Retinoid ürünleri var biliyorsunuz. Türk markası olan Omega Skin Lab markasının da Grand Active Retinoid ürünleri var. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de tek Grand Active Retinoid kullanan marka bu. Bu ikisinin ürünleri mevcut. The Ordinary'yi ben Türkiye'den almanızı çok tavsiye etmem. Watson's'ta birkaç tane ürün var ama onun dışında Trendyol'da çok fazla sahte satıcı var biliyorsunuz. Yani Türkiye'de distribütörlüğü olan bir marka değil. O yüzden sahte çok fazla ürün dönüyor maalesef piyasada. Ben şahsen The Ordinary ürünlerini Türkiye'den almayı tercih etmem. Watson's'ta birkaç tane ürünü var The Ordinary'nin bu arada. Onlar orijinaldir tabii ki. Ama Grand Active Retinoid ürünleri gelmemiş henüz. 5 farklı ürünü var sadece. Onu da belirtmiş olayım. Yani The Ordinary'yi Türkiye'den almayın. Yurt dışında yaşayan kişiler alabilirler tabii ki. Yani Avrupa'nın her yerinde satıldığı için. Ama Türkiye'de hani Grand Active Retinoid formunda bir şey denemek istiyorum derseniz de OSL markasının ürünlerine bakabilirsiniz. Nipamfer markasından bahsetmiştim. Bunun içerisinde %0.3 retinil palmitat var arkadaşlar. Retinil palmitatlı bir ürüne başlamak istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Watson's'ta bulabileceğiniz de bir ürün. Hani başlangıç ürünü olarak bu uygun olabilir. Dermoskin markasının retinil serumu çok ünlü. %1 retinil palmitat var bunda da. Dermoskin çok sevilen bir marka. Türk markası ve bu retinil serumunu
kullanıp çok memnun kalan kişiler olduğunu biliyorum. Yağmur mesela bir ürünle başlamıştı, çok iyi hatırlıyorum. Gene güzel bir başlangıç noktası olabilir birçok kişi için. Rolo Turkey'de bir Türk markası. Peptime Serum diye bir serumları var. İçerisinde retinin palmitat var bunun da. Palkier markasının bir de Anti-Aging Glowing Oil diye bir ürünü var. Bu bir yağ aslında ama yağın içerisinde retinil palmitat da koymuşlar. Bir de Jovenil markasının Retinol in Squalane diye bir ürün var. Aslında %1 retinol var gözüküyor ama baktığınız zaman retinil palmitat içerdiğini göreceksiniz. Yani daha doğrusu hem retinil palmitat hem de retinol içeriyor. İkisinin toplam oranı büyük ihtimalle %1. İçerik listelerine bakmanızı o yüzden tavsiye ediyorum. Çünkü mesela Nippon Farm markasında da retinol serumu yazıyor. Ama içerik listesine baktığınız zaman retinil palmitat görüyorsunuz. O yüzden içerik listelerini mutlaka kontrol edin alırken. Bakuchiol ürünlerine gelirsek Medicaid, Siren, Revolution, Neogen ve Palke markalarının Bakuchiol içeren ürünleri mevcut arkadaşlar. Bunlar da bakılabilir ama dediğim gibi çok fazla araştırması olmadığı için ben kullanmayı düşünmem bu tarz ürünleri. Şimdi retinol ürünlerine gelirsek %0.05 ve %0.2 aradığında bir sürü ürün var aslında. Birkaç tane beğendiğim ürünü ekrana koyacağım. The Inkelist'in retinol var mesela. Bu %0.05 retinol içeriyor arkadaşlar. Siren markasında retikal retinolu %0.05'lik olan versiyonu var. %0.1'lik versiyonu da var. Yani hep ürünlerin böyle farklı versiyonlarını da görebilirsiniz. Bu şekilde hani o ürünü bitirdikten sonra diğerine geçme şansınız olabilir. Dermabien'in Melacur Boost XA ürününde %0.1 retinol var. Ben bunu kullanmıştım zaten, deneyimimi anlattım. Bu markanın nasıl okulunu bilmiyorum, bro. Diyeceğim. %0.1 retinol içeren bir gece kremi var. Bu da hani Watson's'ta bulabileceğiniz bir marka ve internette de bulabiliyorsunuz ürünü. Neostrata markasının %0.1 retinol içeren bir ürünü var. Skin Pastel'den bahsettik. Skin Pastel'de bir Kore markası. Bunda da 0.1 retinol var arkadaşlar. Ben bunu yazıda saklıyorum dediğim gibi. Neutrogena markasının 0.1 retinol içeren Anti-Wrinkle Concentrate diye geçen bir ürünü de var. Medicaid markasının A vitaminli bir kremi var. %0.2 retinol içeriyor diye yazmışlar. Selfless by Hyrum Retinol Rainbow Algae Serum. Bu da Sephora'da satılıyor. 0.2 retinol içeriyor. Ben bu üründen çok memnun kalmıştım. Ve L'Oreal markasının Revitalift üründe %0.2 retinol içeriyor arkadaşlar. L'Oreal özellikle son zamanlarda çok fazla reklam yaptığı için insanların bir önyargısı oluşmuş vaziyette ürüne karşı. Ama bu ürün bildiğim kadarıyla iyi bir ürün arkadaşlar. İçerik listesi oldukça başarılı. Ben bakıp çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Ya bu ürünü denesem mi dediğimi çok iyi hatırlıyorum hatta. Çok güzel bir içerik listesi bence. Sadece parfümlü bir ürün tabii ki. Burada bir sürü üründe parfüm olabilir bu arada. Ama gerçekten kullanan çoğu kişi bu üründen çok memnun. Yani ben çok iyi deneyimler okuyorum genelde internette. Uygun fiyatlı diyebileceğimiz retinollardan bir tanesi en azından. Bunu şu anda mesela Yağmur kullanıyor. Onun videosunu da buraya ekleyeceğim. Onun deneyimlerinden de faydalanabilirsiniz. Çünkü başlangıç ürünü olmadığını söylüyor. Ama çok etkili bir ürün olduğunu söylemişti. Kendi videosundaki deneyimlerini de izleyebilirsiniz dediğim gibi. Gelelim %0.2 ve %1 aralığındaki ürünlere. Bu arada iki tane daha ürün buldum. %1.5 retinol içeren ve %2 retinol içeren, ama onlar hakkında şüphelerim var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Herbedan'ın retinol ürünü var gözüküyor. Ben bunu Derma Eczanem sitesinde gördüm. İçerik listesine baktığın zaman retinol var gözüküyor içerisinde. Ama kendi sitesinde bu ürün yok. Biraz kafam karıştı. Bu ürün var mı yok mu anlayamadım yani. Kendi sitesine yer almadığına göre piyasadan kaldırıldı mı ondan çok emin değilim. Ama Herbedan'ın retinol serumu var ve Derma Eczanem de satılıyor. Bilginiz olsun. Siren'in retinol bakıcıyor diye bir ürünü var. %0.3 retinol içeriyor. %1 de bakıcıyor içeriyor. La Roche-Posay'in Redermic retinol ürünü zaten çok ünlü. %0.3 retinol var bunda. Eczaneden alabileceğiniz, kozmetik fonunda alabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Çok da fazla seveni olan bir ürün zaten. Piyasadaki en ünlü retinollardan bir tanesi. Bir tane daha Fransız markası var. Institut Estéderm diye. Retinol Oil Serum diye bir ürünü var. %0.3 retinol içeriyor. Yağ olduğu için, yani yağ serumu olduğu için büyük ihtimalle kuru ciltlere daha uygun olur bu ürün. Karma ve yağlı ciltler çok sevmeyebilirler. Bilginiz olsun. SVR markasının A Ampoule diye bir ürünü var. SVR'da çok beğendiğim Fransız dermakozmetik markalarından bir tanesi. %0.3 retinol var bu üründe. Klinik markasının da bir retinol ürünü var. %0.3 var. Bunlara Siren markasının bir tane daha retinol ürünü varmış. %0.3 retinol içerdiğini belirttiler bir ürününde. SkinCeuticals markasının da bir retinollü bir gece kremi var. Fakat bunun 3 versiyonu var. %0.3 içeren, %0.5 içeren ve %1 oranında retinol içeren versiyonları var. Bunlara da bakılabilir. PH Formula'nın A vitaminli maskesinde %0.4 retinol varmış.
Innova Aesthetics Age Rescue markasında %0.5 ve kumla içeren bir ürün var. Omega Skin Lab markası da Türk markası bu dediğim gibi. Bunun da %0.2, %0.5 ve %1 retinol içeren yağ serumları gene söylüyorum. Squalane içerisinde olduğu için retinollar. Bunlar gene kuru ciltlere daha uygun olabilir. Retinol Serum in Squalane diye geçiyor adından da anlayabileceğiniz gibi. 3 farklı versiyonu varmış. The Ordinary'nin de çok benzer ürünleri var aynı şekilde. Medicaid'in çok ünlü retinol ürünleri de var. Bunun 3 versiyonu var. %0.3, %0.6 retinol ve %1 retinol içeren versiyonları. Yani gene söylüyorum, mesela bir ürüne başladınız, sonra yavaş yavaş dozu arttırabiliyorsunuz bu şekilde. Obagimax'in retinolleri çok ünlü. Gene farklı versiyonları var. %0.5, %1'lik iki farklı oranda retinol bulunuyor. Zolskin Health markasının da retinolleri var. Bir sürü farklı retinolleri var aslında. Wrinkle Texture Repair var. Bunda 0.5 retinol bulunuyor. Radical Night Repair'da %1 retinol bulunuyor. Yani farklı farklı ürünleri var gördüğünüz gibi. Bunlar bayağı pahalı ürünler yalnız. Yani bütçe isteyecektir. Dermabian markasının da dediğim gibi bu ürünü %0.5 retinol bulunuyor. Ben bunu denemeyi düşünüyorum. Dermastatic Active Retinol ürününde de gene iki versiyon var. %0.5 ve %1 oranında. Dermalogica'm çok beğendiğim markalardan bir tanesi. Overnight Retinol Repair diye bir ürün var. %1 oranında retinol içeriyor. Drunk Elephant'ın ürünü çok ünlü zaten. Bayağı da ses getirmiş bir üründü bu. %1 retinol var bunda da. Ve iki tane Türk markası var. Hesli Care ve The Purest Solutions. Bunlarda da %1 retinol bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi %1 retinol da var aslında bayağı piyasada. Fakat iki tane daha ürüne denk geldim. Bir tanesi PH Formula'nın A vitaminli kremi. %1.5 oranında retinol içerdiğini söylemişler. Yani çok yüksek bir oran gerçekten. Bir de Dermaplast MD diye bir marka. Bana çok fazla soruldu bu. O yüzden buraya eklemek istedim. %2 retinol içeriye gözüküyor. Baktım içerik listesinde gerçekten retinol var gözüküyor. Ve üst sıralarda. Yani oldukça yukarıda. Fakat yani benim bildiğim kadarıyla %1'den yüksek ürün kullanmak çok mümkün değil. Yani kozmetik formundaki ürünlerde %1'den yüksek retinol kullanılmıyor, tercih edilmiyor diye biliyordum. O yüzden bu iki ürün beni şaşırttı. Yani PH Formula'nın A vitaminli kremi ve Dermaplast'ın bu %2 retinol içeren krem beni çok şaşırttı şahsen. Bu arada bulamadığım ürünlerden de bahsedeyim. Yani oranlarını bulamadığım, içerisinde ne kadar retinol var onu bulamadığım ürünlerden de bahsedeceğim. Zoe Skin Health'ın Renewal Cream diye bir ürünü var mesela. Bunun içerisinde yüzde kaç retinol var onu bulamadım. Pixi'nin retinol toniği var. Evet, bunun içerisinde retinol var gözüküyor ama yüzde kaç hiçbir yerde yazmıyor. Bu Sephora'da var şu anda. Türkiye Sephora'da da var. Overnight Retinol Oil diye bir ürünü var mesela. İçerisinde hem retinol pantat var hem retinol var mesela. Retinol Yasmin Lotion. Yine bu markadan böyle bir losyonu da var. Ama bunda sadece retinol pantat görüyorum. Yani bunda retinol yok. Gördüğünüz gibi yine retinol deyip içinde retinol olmayan bir ürün. Darfan markasının Ideal Resource Youth Retinol Oil Concentrate diye bir ürün var. Evet, bunun içerisinde retinol var gözüküyor ama oranlarını bilmiyorum. Murad'ın da retinol ürünleri çok ünlü. Bir sürü kişiden de güzel yorumlar gördüğüm bir ürün gene. Lubex Anti-Age Night Classic, bir de Night Rich var. Büyük ihtimalle ikisindeki oranlar farklı ama oranları göremedim hiçbir yerde. Bu arada bu ürünlerin oranlarını bilen varsa, içerisindeki retinol oranlarını bilenler varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın ki ben de yukarıya hani sabitleyeyim insanlar görsün diye. Isana markası da hani Rossmann'larda satılan bir marka. Triple Lipped Intensive Serum diye bir retinollük serumu var. Bir de Filorga markası. Çok ünlü, çok da sevilen bir marka bu gene. Bir kremi var, bir de serum formundaki bir ürünü var. İki ürün de retinol içeriyor. Şimdi retinol ürünlerine gelelim. Gördüğünüz gibi çok fazla retinol ürünü var piyasada ama retinol ürünü çok fazla yok. Medicaid'in kristal retinol ürünü zaten klasik. Çok sevilen, çok beğenilen ürünler bunlar. %0.01, %0.03, %0.06 ve %0.1 retinol içeren ürünleri mevcut. Dolayısıyla yavaş yavaş hani dozu arttırabilirsiniz. Avène markasının Physiolit serisinden gece kremi, Night Palm diye geçen ürününde de %0.05 retinol içeriyor arkadaşlar. Ve bu ürün beni çok heyecanlandırdı. İçerisinde mineral yağ yok gözüküyor. O yüzden çok rahat kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu ürüne de şans vermeyi düşünüyorum ben. Avène markasının gene White Steel Cream Anti-Age diye bir ürün var. Bunda da %0.05 retinol varmış arkadaşlar. Bu üründe bildiğim kadarıyla mineral yağ var. Dolayısıyla ben bunu kullanmayı düşünmem ama kuru ciltliyseniz sevebilirsiniz bence bu üründe.
Obagi markasının da Retinvans diye bir ürünü var. Bunda da 0.1 oranında retinal bulunuyor. Oldukça yüksek bir oran. Avène markasının gene A-Oxidative Peeling Cream diye bir ürünü var. %0.1 retinal bulunuyor. 5 tane ürün saydım size. Hani retinal oranlarını gösterebildiğim. Bir de 2 tane daha ürün var. Ama bunların retinal oranlarını bulamadım. DP Dermaceuticals Retinal Active diye bir ürün. Oldukça da pahalı bir ürün. Yani 1200 lira gibi bir fiyatı var zannediyorsam. Retinal oranı yazmıyor. Hiçbir yerde bulamadım. Bir de Medicate'in R Retinoat. Bir de bunun intens versiyonu var. Bunlar da kapsüllenmiş retinaldehit ve patentli retinil retinoat içeriği içeriyor. Ama oranları konusunda bir bilgiye ulaşamadım. Ve fiyatları bana çok küçük geldi ya. 3300 TL arkadaşlar. Medicate'in bu ürünleri çok pahalı gerçekten. Türkiye'de bu ekonomi şartlarında kim verebilir? Gerçi La Mer alan insanlar var. Yani La Mer gibi basit içerikli bir kreme 2500 TL veriliyorsa satıldığına göre birileri satın alıyor demektir. Dediğim gibi oranlarını bilmiyorum. O yüzden hani sadece bu ürünlerde var diye videoya koymak istedim. Bir de Türkiye'de yok ama denemek istediğim iki tane daha ürün var. İkisi de Kore markası. Güney Kore'ye yolum düşerse alacağım ikisini de. Bir tanesi ESC Youth Focus. %0.05 retinal içeriyor. Diğeri de Dr. Different Vitalift A40 kremi. Bunda 0.1 oranında retinal var. Oldukça yüksek bir oran. İkisini de denemek istiyorum. Yani yurt dışına gidersem ikisini de satın alacağım arkadaşlar. Evet, ürünler bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bu arada ben bu listeyi böyle kabaca Instagram'dan paylaştım. Bana ilginç bilgiler geldi. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Videoya koymasam da olmazdı. Birkaç kişi şöyle şeyler söyledi bana. Avrupa'da %0.3'ün üzerinde retinol içeren ürün üretmek yasak. Böyle bir yönetmelik olduğunu söylediler ve hatta o yönetmeliği bana atan kişiler de oldu. O zaman buradaki ürünler ne diye sorarsanız %1'lik ürünler var mesela burada. Bunu okuduktan sonra çok şaşırdım. Dedim ki bu ürünler ne o zaman diye. Sonra hani sizinle paylaştığım bu listeye bir bakınca şunu fark ettim. Hakikaten de Avrupa markalarında %0.3'ten yüksek retinol içeren bir ürün bulamıyorsun. Mesela atıyorum La Roche-Posay'de %0.5 retinol içeren bir ürün yok. En fazla %0.3 var. Bu adamlar üretmeyi bilmiyor mu? Niye üretmiyor? Diğer markalar üretirken onlar niye üretmiyor? Çünkü böyle bir yönetmelik varmış gerçekten de. O yüzden Avrupa'daki markalar %0.3'ün üzerine çıkmıyorlarmış. Fakat burada anlattığım çoğu marka Amerikan markası olduğu için The Ordinary mesela, Kanada markası, Medicaid, İngiliz markası. Bunlar Avrupa Birliği'nin yönetmeliklerine tabi olmadıkları için onlar üretebiliyormuş gerçekten. Ve mesela The Ordinary'nin sitesine baktığınız zaman çok ilginç bir açıklama var. Özellikle Retinol in Squalane ürününün açıklama kısmına baktığınız zaman şöyle bir açıklama görüyorsunuz. Onu da ekrana koyacağım. Biz bu ürünü Avrupa Birliği ülkelerine gönderebiliyoruz. Ama Scientific Committee on Consumer Safety, yani kullanıcı güvenliği bilimsel kurulu mu acaba? Hani öyle çevirebiliriz sanırım. Kendi fikrini yayınladı 2016'da ve kozmetikteki retinol oranının %0.3'ten yüksek olmaması gerektiğini söylediği şeklinde bir açıklama yapmışlar. Şu anda bu yayınladıkları hani bu fikir çünkü hala opinion diye geçiyor. Regülasyonları kısıtlamıyor ama ileride kısıtlayabilir diyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde satılan retinol ürünlerinin satışını zorlaştırabilir bu ileride diyor. Eğer retinol konusunda hani endişeleriniz varsa o zaman Granactive Retinoid ürününü kullanabilirsiniz diyor. Ama arkadaşım onun hakkında da çok fazla araştırma yok yani. Nasıl güveneceğiz şimdi? Onu kullan, bunu kullanma, onu kullan diyorsun ama onun hakkında da daha fazla araştırma yok yani. Her neyse, böyle bir durum da varmış arkadaşlar. Yani Amerikan markalarıyla Avrupa markaları arasında yönetmelik farklılıkları olabilir. O yüzden hani onlar daha yüksek retinol içeren ürünler yapabiliyorlar. Ama Avrupa'da markalar hani güvenli sularda yüzüp %0.3'ün üzerine çıkmamayı tercih ediyor. Hatta şöyle bile bir şey oldu. Ben bu videoyu paylaşacağımı açıklayınca Siren markası bana ulaştı. Hani yardımcı olabileceğimiz konular varsa, çok karmaşık bir konudur falan diye. Şöyle bir açıklama yapmışlar. Hani biz ürünlerimizde %0.3'ten yüksek oranda retinol kullanmıyoruz. Çünkü bu konsantrasyon saf retinolün kozmetikte kullanımına izin verilen maksimum konsantrasyondur. Avrupa Birliği kozmetik kanunu daha yüksek dozlara izin vermiyor. Amerika farklı olabilir yazmışlar. Hakikaten de öyle. Baktığımız zaman hani bir sürü Amerikan markasının %1'lik retinol görebiliyorsunuz. Sebebi buymuş arkadaşlar. Yönetmenlik farkı varmış yani. Ben şuna şaşırdım açıkçası. Bir sürü Türk markasının %1'lik retinol içeren ürünü var. Mesela Pure Solutions'tan bahsettik. Hesli Care'ın da %1'lik retinol ürünü var. Nasıl mümkün oluyor dedim. Şöyle bir açıklama getirdi. Hani biz, çünkü benim bildiğim kadarıyla Türkiye
kozmetikte Avrupa Birliği yönetmeliğini uyguluyor çünkü. O yüzden şaşırdım zaten. Hani madem öyle bir kural var, niye bizim markalar bunu uygulamıyor diye. Şöyle bir açıklama getirdiler. Bahsedilen %1 oranlar saf retinolü ifade etmemektedir. Retinol hiçbir zaman ve hiçbir ham maddeci tarafından saf olarak tasarlanmaz. Çünkü stabil bir aktif değildir. %1 ile gösterilen ham madde karışımıdır ve bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin The Ink List %1 Retistar kullandığını açıkça belirtmektedir. Dedi ve etik olan da budur. Hakikaten de The Ink List'in sitesine baktığın zaman %1 Retistar yazıyor. Ama içeriğindeki retinola baktığın zaman %0.05. Yani %1 değil. Onu söylüyorlar. Yani ham madde farklı, içeriğindeki aktif retinol farklı. Yani yüzde olarak saf haldeki retinol gösterilmelidir. Retinol ciddi anlamda hem çok güçlü hem de sınırlama getirilen oranların aşılması durumunda toksik olabilecek bir içeriktir. Retinol dışında kullanılan diğer içerikler, retinil palmitat gibi formları etkisiz elemandır. Formülasyonlarda stabilite ve antioksidan amaçlı kullanılmaktadırlar. Bir de bazı markalar retinol oranlarını şaşırmak için bu içeriklerden ilave ederek oranı yüksek göstermeye çalışır. Ayrıca HBR gibi maddeler, gran aktif retinoid gibi ham maddelerde daha çok yeni ne çalışmaları var, ne toksikolojik verileri, CAC no bile yok. CAC bu arada Chemical Abstract Service Registry Number. Bir nevi hani o molekülün kayıt numarası gibi düşünebilirsiniz. Bu nedenle retinol içerikli ürün seçerken çok dikkatli olmalıdır. Yüksek doz kullanayım, hemen etki alayım gibi bir durum retinolde yoktur. Doz independent bir aktiftir aslında. %0.05 de kullansanız, %0.1 de kullansanız çok iyi etki alırsınız. Çalışmaları incelerseniz oranlar hep 0.01 veya 0.05'tir. Hiçbir çalışma maksimum konsantrasyon olan 0.3 ile bile yapılmamıştır. Teşekkür ederim kendilerine bu arada. Çok faydalı bilgiler paylaştılar benimle. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Kendilerinden izin aldım bu arada. Bu konuşmayı paylaşabilir miyim diye. İzin verdiler sağ olsunlar. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Yani en yüksek oranla başlayayım, cildime maksimum faydayı sağlayayım gibi düşünmeyin. Ne kadar düşük oranla başlarsanız, cildine kadar yavaş yavaş alıştırırsanız o kadar iyi. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Çok uzun bir video oldu farkındayım. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.